بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Şubatımızı hani bir iki cuma burun buralarımız savol bergan edi. Shunga bir javob berish bilan boshlaymiz inshaalloh. Savol mazmuni shunaqaki, domla, mana payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan shunday bir hadis ketdi. Sizlardan bir kishi meni otasidan ham, bolasidan ham, hamma insonlardan ko'proq yaxshi ko'rmagunicha iymonli bo'la olmaydi, komil. Shu hadisni men tushunishimcha otamdan ko'proq yaxshi ko'rishim kerak ekan. Endi men nima uchun otamni yaxshi ko'raman deb o'zimdan so'rasam, otam meni vujudimi sababi ekan. Meni boqib katta qilgan ekan. Onamni yaxshi ko'rishigimi sababi menga mehr ko'rsatgan ekan. Shuning uchun yaxshi ko'raman ekan. Endi payg'ambar sollallohu nima uchun yaxshi ko'rishim kerak desam, bizga har qancha bir savob ishlarni payg'ambarimiz ko'p qilgan bo'lsa, axir o'zi uchun qilgan u. Qiyomatda Alloh taoloning huzurida har bitta odam yakka turib javob berar ekan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'zini o'ylab qilganlar u degan bir savol berilibdi. Albatta bu savol bir narsani bilishlik uchun berilgan savol. Shunday deb gumon qilamiz. Biz yaxshi ko'rgan ota-onalarimiz bizni 50 yil, 60 yil yashaydigan mana shu jasadlarimizni tarbiyasini, parvarishini qilishgan. Vujudimizning sababi otamiz, tirikligimizning sababi otamiz, bizni qo'l putimizni sog' qilib tarbiyalagan onalarimiz, bular mana shu dunyoda yashaydigan jasadimizni parvarishini qilishgan. Nabiy sollallohu alayhi vasallam abadiy o'lmasdan yashaydigan ruhlarimizni tarbiyasini qilib ketganlar. Alloh meni gunohimni kechir deb ketadi, farzandlarini o'ylamaydi. Shunday emasmi? Qiyomat kunida har bitta inson o'zini, jonini ehtiyot qilib, yawma yafirul mar'u min ahi va ummihi va abi va sohibatihi va bani. Mana Alloh taolay aytib qo'yapti, qiyomat shunday kunki, bu kunda kishi o'zini aka-ukasidan, ota-onasidan, xotin bola-chaqasidan voz kechadigan kun. Ana shu sizni yaxshi ko'rgan otangiz, sizni uxlamasdan, sizni uxlatib, yemasdan yedirgan onangiz qiyomat kunida o'zini, jonini o'ylab sizdan qochadi. U kunda inson o'zini jahannamdan qutqarib qolishlik uchun butun urug' vujudini, hatto farzandlarini ham jahannamga uloqtirilib, faqat o'zi omon qolishi haqida g'am qiladi. Ana shu kunda bizni jonimizga kim aro keladi? Kim bizni mushkulimizni yengil qiladi? Kim bizni gunohlarimizni so'rab Alloh taolodan shafoatga zin so'raydi? Albatta bu savol bilmaganlikdan, ilmsizlikdan berilgan. Va to'g'ri gumon qilamizki, bilib olishik uchun berilgan. Nima uchun degan savolga mana shu javob bo'ladi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam vafot qilganlarida ham ummatlari haqida ham qilganlar. Birodarlar, biz nimani o'rganayotganligimizni, qanday bir ilmga ega bo'layotganligimizni bir aynaylik. Bir yarim soat keyin, yarim soat o'tirib eshitib, mizg'ib mudrab-mudrab chiqib ketmaylik. Siz bilan bizning iymonimiz iymon bo'lishligi uchun, komil bo'lishligi uchun Allohning kitobini o'rganishimiz, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning sunnatini o'rganishimiz kerak bo'ladi. Din nima deb Nabiy sollallohu alayhi vasallamdan so'rashganlarida din nasihat deb javob berganlar Nabiy sollallohu alayhi vasallam. Allohga, kitobiga va payg'ambarlariga, payg'ambariga nasihat qilish degani u kishining tarixini o'rganib, u kishining sunnatlariga ergashishlik. Shunda biz dinni qoyim qilgan bo'lamiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning farzandlari. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hamma farzandlari Ibrohimdan tashqari Hadicha onamizdan ko'rganlar. Katta farzandlarining ismi Qosim. Nabiy sollallohu alayhi vasallam farzandlarining orasida eng kattasi mana shu o'g'li edi. Uni ba'zi rivoyatlarda yoshligida vafot etgan degan rivoyatlar ham bor va ba'zi rivoyatlarda ana shu ot minishlik bir 7-8 yasharigacha yashagan degan rivoyatlar ham bor. Keyingi farzandi Abdulloh. Uni laqabi Toyib va Tohir. Mana shu o'rinda ba'zi kishilar adashib Abdulloh Toyib boshqa, Tohir boshqa deb turib adashmoqchiliklar bo'lgan. Ana shu Toyib ham, Tohir ham birinchi aytilgan ismi Abdulloh. Bu ikkisi laqab edi. Bu farzandlari ikkalasi ham yoshligida payg'ambarimizga vahiy kelgunga qadar vafot etib ketganlar.
Üçüncü oğlu İbrahim, bu hicretten keyingi davrda Mısır padişahı Mukavqis Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemge Mariye kıbıtı yani hediye kılıp vergeni de mana şu Mariye anamızdan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İbrahim'i körgen u ham yaşlıgı da vafat edip etken. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem İbrahim, oğlu İbrahim şu süt emekken davrda vafat kıladı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onu süt emizliş müddetini toldurmuş için cennette inegesi buladı. Yani İbrahim'de süt emişli müddeti cennette nihayesi yetkiziladı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kızları Rukayya, Zeynep, Ummu Gülsüm ve Fatime. Kızlarının tört talas han ulgu işken, Risalat geçe yeti borgen ve barçaları Müslüman borgenler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hadice anamız gibi ülengenden keyin Hadice aramızı puluda ticaret kıldılar. Mekke'den taşkarıya çıkışlıkça hacet bulmadı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve Hadice anamız bulan vahiy geçi bugün ömrü 15 yıl bugün buldu. Ana şu 15 yıl içinde kendi işler sadır buldu. Şuradan közge körüngeni Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kabe tamiri de katlaştılar. Peygamberimiz 35 yaş yakirgenleri de Kabe'ni Kureyş tamir kıldı. Bu remont kılıçlığının sebebi iki kıl rivayette gelir. Bir rivayette Mekke'ye kattık sel yağıp ana şu sel akıbatı da Kabe'ni devarları yorulup yıkılışlığa yakın oldu. Şunda Kureyş onu tamir kılıçlığa gelişti. Bak ikinci rivayette bir ayol Kabe'ni aldı da atını ısırık okşatıp tutamaman da borganı da bir otudan tutaştı, pöşt Kabe yanıp gitti. Yani kaysanısı sahih boyan diyem Kabe'ni tamir kılıçlıkça ihtiyaçlı oldu. Kureyş kabilesi darundan böyle camlanışıp Kabe'ni tamir kılıçlıkça ittifak kılıçtı. Kendi kılıp boşlaşıkça hayran buluştu. Çünkü Kabe'ni kuruşluk için taş gerek ve uzun yokaç gerek. Ondan taşkarı Mekkeliler taş bulan kendi kılıp bina kılıçlıydı bilişmezdi. Mekkeliler büyüleri laydan bulardı. Taş kuruşluğu bilişmeydi, taştan yukuruştu. Uzun yağaç ham yok. Şu vakitte ularga ciddene sahılı da dengiz buzulgen keymanı çıkartıp taşlaganligini haber geldi. Bu dengillik. Şu uzun uzun yağaçları buladı keymanı. Barıp op gelişti. Yani az gene vakti ötgeniden keyin Mekke'ni kul bozarı da Mısırlık bir kıbıti kul satılıkkenliğini haber geçtirdi. Yani bu kul taştan bina kuruştu buladı. Yani dengillik. Endi kuruluşdaki hamma sharoit tayyor, endi qanday qilib boshlash kerak? Ka'batullohni qurishligi uchun avval uni devorlarini yiqitib buzish kerak. Ka'batullohni buzishlikni fikr qilgan Abrohani qanday qilib Alloh xor qilganligini ko'rgan avlod hali tirik. Endi kim birinchi o'g'li ishini yiqitadi? Hammasi buzishlikka ittifoq qildi, kelishdi, endi qarab turishibdi. Sen boshla, men boshla, sen boshla, men boshla. Chunki aytdik mana, bu zaman deb kelgan Abrohani Alloh taolo xor qilgan edi. Shunda hammalari cho'chib xavotirda turganida Valid ibn Mug'ira, Xolid ibn Validning otasi shunday chiqdi-da bitta toshini tushirdi. Tong otdi, qarasa Valid o'g'illari bilan Ka'bani toshlarni yiqitayotganligini ko'rishdi. Hech narsa bo'lmaganligidan Quraysh hammasi har tomondan kelib bitta-bittadan toshlarini tushirishyapti. Parvardigoro, yaxshi niyatda buzyapmiz. Parvardigoro, yaxshi niyatda buzyapmiz deb qo'rqib xavotir bilan buzishdi. Kabe'ni yıkıtıştı, yer bilen teptekiz kılıçtı. Hem de poydevarını, asasını çukura kalışı maksatta az yine kavlaşkenlere de yeşil renkde tüyanı örgeçliğe okşayan birbirine suya perilgen taşlar yolukıştı. Yani hayran buluştu çünkü buna kadar taşlar bu Mekke'de yok idi. Ana şu taşlardan bir tanesini köçülemendi. Kureyşlik bir kişi koluda temiri bilen taş dayıge tıkıp durup şimdi kötörgeni de taş onundan cildi, osudan nohata bir yorug'lik nur çıktı. Temirni ushlagan adam kör bo'lib qolishiga yakın bo'ldi. Qo'rqqanidan temirni tashlab yuborganida taş joyiga tushdi, nur yopildi. Yer yuzidagi nurning masdari Ka'batulloh bo'ladi. Shuni ustiga qurishlikka ittifoq qilishdi. Endi Ka'bani qurishlikka mablag' kerak. Pul kerak. Quraysh ittifoq qilib to'planib gapirgan gap shu bo'ldiki, kelgan qarori
Bu Kabe, yeryüzündeki en mukaddes, pakize üy, bu fakat pakize kulu bulan kulu işle gerek. Haram pullar diyen tayinleşti. Haram pullarda katarege birincisi zina bulan topulgen pul kiritildi. Yani kuldarlık tüzümü çörülerde satıp zina arkalı pul topalıyan adamlara bu arada. Yani haramlıkını özleriyen böyle yaptı bunu. Zina bulan topulgen mahre bagay kirgizilmiydi. İkincisi adamlarga zulüm bilen pul topadigan adam, adamlarda hakkını vermezden, onlarga zulüm kılıçlı hesabıge pul topadigan adamı yam, haram pul, bunu yam aralaştırmayız, bunu yam zulümlüğünü bilir, bunu yam haramlığını bilişadı. Ahirgisi, riba bilen şugullanadigan adamla pulunu yam kirgizmeyimiz işte. Yani riba bilen şugullanmadigani kamıdı. Yani kaytar vatamız, hala İslam, onlarga ribanı haramlığını aytmasdan turup özleri yam bilerdi haramlığını kılıçı uğrardı. Bir kança haram sanalgan pullarda hesablaşıp durup, çıkarıp, halalan yıkışken de pul nakus bu kaldı. Eğer ana şu pul bulan kursa, bina çara bu kaldı. Onlar ne oldu da? İhtiyar durdu. Ya haram pul aralaştırıp, Kabe'ne pul kuramız, ya çara basayan halal pul bulan kuramız. Bana hazırsız bulan biz körüp dururken Kabe'tullah, şu görünüşü, İbrahim Aleyhisselam kurgan görünüşmez. Kabatullah'ın yan başında kavuz şekilde Hicri İsmail duradı. Bana hacı gibi organların, o hemeniz görgenimiz televizyonlarda ya. Ana şu Hicri İsmail degen Cayhan Kabatullah'ın içiydi. Pulunu azligiden pul ana şu Hicri İsmail'i geçeydi. Onu uyarı Kabe'nin içi Kirgiz'i şamadı. Çalalı geçe kop gitti. Kureyş bilalaşıp, ana şu bizler dekendi nakus görünüşü de Hicri İsmail'ini taşkarge çıkarıp koyan halde Kabe'ni kuruştu. Hacer al-Asvat'ını oradaki koyuşge keken de, endi ittifakı kendilip durgen, bir aki ülke bulup Kabe'ni kurayken Kureyş endi talaşıp alıştı. Çünkü Hacer al-Asvat'ını oradaki koyuştuk bu tekrarlanmıyordu bir şerefiydi. Doğru, hariyle buladı, hacilerini sugarış, ularda az avukat bilen tahminler, harili boladigen iş. Lekin Hacer'ini koyuştuk bir madde boladı. İbrahim Aleyhisselam kandaya koygen bosa, kanca min yıl ötgen bosa, şunçadan beri turudu taş. Birinci madde kımırlatılını yaptı onlardan. Endi kim koyadı bu taşta? Hacer Asuvat'ını tarihada yapıladigen bosek, rivayetlerde bana aslı abbağ boygen, adamlarını günahlar onu kalitirip taşıgen. Hacer Asuvat gibi olgan bize etkadımız şu ki, bizge faydayam ya ki ziyanam keltirmeydigen bir taş. Fakat gene Peygamberimiz onu öpkenle geçin öpemiz. Ömer ibn Hattab raziyallahu anh o halife bulup duruyen payetlere de Kabe'ni tavaf kılıp bararken balant avaz bilen adamları geçtirip durup kara taş derdi. Men sen hiç kandayı fayda hem ziyan hem keltirmeydigen taş ekenle yiyini bilemem. Eğer Resulullah seni öpkenini körmegeninde, men öpmesin. Yani biz etkadımızda bu bana şimdi adli bir taş. Peygamberimiz öpkeni geçin öpmemiz. Bana hacge borsa körüp kalemiz. Bazılar dopsini midi, romanını midi, taşge karab işgeykeni körüp kalemiz. Kabe'nin devarları gel. O bir taş. Allah-u Teala uluğ degeni geçin uluğ deyimiz. Hacer-ül Asvat'ını Peygamberimiz öpkeni geçin öpmemiz. O Hacer-ül Asvat'ını öpüştük sünnet. Eğer adamlarga azar, aziyet bilen bola duyan bosa şu işte kımaslık gerek. Lekin bizden bolgalar musobaq o'ynaydi. Men 2 marta kirdim bugun deydi. Men 3 marta har kuni kirdim men deydi. Ana shu kirishligi bilan boshqalarga azor berayotganligini bilmaydi. Hajar al-Asvatning tarixi ancha uzun. Aytadiganimiz bir paytlar keldi islom tariximizda qaromita degan bir firqa chiqdi. Zalolatga botgan, dindan adashgan firqalar, bular kuch-quvvatga to'lib Hijozni egallashdi hamda odamlar ular tomonga haj qilgani borasin deb o'zlari bir Kaaba qurib, qora toshni ko'chirib olib o'shaga joylab qo'yishdi. To islom ummati, haqdagi islom ummati yana kuch-quvvatga kirib, Hajar degan mintaqa Bahraynda, Bahraynni ikkinchi marta fath qilib, qora toshni olib kelib qo'yguncha 20 yil yoki 60 yil ana shu joyda turdi. Lekin bu vaqtgacha sindirib olib ketishgan edi, mayda bo'laklari qolgan edi. Mana suratlarga yaxshi qarasak yoki hajga borgan birodarlarimiz yaxshilab sinchiklab qaragan bo'lsa, Hajarul Asvatning ichida bir qancha qora donalari ajralib turadi.
O toralı içe biz körekken narsa Hacer al-Asvat emas. İçideki şu mayda bölgeler Hacer al-Asvat. Atrafı deyler akik taşları. Hacer al-Asvat'ın billa kıp koyuştuğu için bir rastvar katarda içe git kıp koyulunca. Bana tek Hacer al-Asvat'ın cahaya koyuştuk bu tekrarlanmayan şaraf. Mekke'deki katta uğurlardan Banu Abduddar Kabe'nin işini yürgüzü şaradı. Onu kaleti, onu parvarış kılıç, onu bir terbiyesini kılıçlık Banu Abduddar'da işiydi. Ular açtı ki, Kabe'nin işini biz yürgüzemiz, onu bizden başka hiç kim koymaydı onun diye. Kara taşını bizden başka hiç kim koymaydı. Allah'ın anlamına kasam içişti. Bir cam kanla ap gelişti. Banu Abduddar uruğunu erkeleri hammasi kollarını kanga batırıp, şimdi kollarını yukarı götürüp, fakat kan arkalığı koyasınlar. Yani koymakçı bozuyorlar, bizi kırvarasınlar, iğneye koyasınlar. Ölüp kesirken cevap vermeyiz biz. Bunu görüp dururken, Banu Mahzum kabilesiyem, iyi dedi, var senem kan apke. Oradan bir cam kan da ap gelişti, Banu Mahzum erkeleri hem kolunu tıkıp kollarını götürüştü. Fakat kan bilen, yani bizem, çekinmeyiz. Yani körü koyun. Neme üçün bunlar birbirini kırvalı şirket ayar. Adamlar dinar, dirhem, yer, mensab, ki hatun üçün urusa, bunlar şeref var cayda canlarını fida kıvalı şirketten kaytmayan. Bunu görgen, Banu Adi İbni Kâb uruğu, Ömer İbni Hattab'ın uruğu, ularam bir cam kanap geldi, ularam erkeleri kolunu konge tıktı, hem de kötarışı fakat kan bilendi işte. Bu fitne 5 gün devam etti. 5 gün geçe bitti adam, orka geçekini boptu, sen kılavur demedi. Bu Araplarda tabiatını körüp koyuyorduk ki, yani kaytıp kaytıp hati yapıyoruz. Birine sana doğru dese, öldürü olsa hem kaytmagen. Birine sana notoru dedi mi, öldürü olsa hem ona sana taslim bulmagen. Öcar halkı boyan, sadda halkı boyan, hobda koy etteki bir yanımızı kılavımızda yine sebe olmagen. Yok dedi mi, açıyor yok degen. Ha dedi mi, açıyor ha degen. Ömer Ömer Hattab'ın İslam'ı yahut düşünüyor bu yani. Düşmanlığı da en aşerdi düşmanıdır. Yani İslam'da kabul kıyan saatinden başlar, aşerdi bir dost yardımcılar yaylandı. 5 gün turuştu telaşçı. Bitti kavm, boptu nergiler kılıp, birbirini kırvar işin ki tayyar. Keçe aki ülke bulup Kabe'ni buzgenler var. Şüphayette Kureyş'in içindeki en yaş kattası, ruhayetlerde 120 yaş dediğiyledi. Ebu Bayyem ibn-i Mughira ayttı ki ey kavm nemen üstad ola şey yapız bittiler kovdamasaylar birbiriyle de kırıp taşasaylar Mekke kimge kaladı Kureyş'in kuvveti kaladı mı keliler bir yeçimge kelişeyler kelişti ortalarda bitti adam hakem boladı yan boldu şu hakemde etkenli kılamız Allah'a da ortaya koyup kasam etişti yani bunu yan becerişadı çünkü vaade verdi bunlar kimle hakem kılamız Şu payette Abu Umayya etti ki, Banu Şaybe işi giden kim birinci kelip kirse, şunu hakem kılamızdır işte. Yani hammanın közü Banu Şaybe işi giden. Şu payette Peygamberimiz Muhammed Mustafa s.a.v. kirip geldiler. Bütün kabile körüp durup, As-Sadikul Amin, As-Sadikul Amin, razina, razina, razımız diye işte. Peygamber s.a.v. hiç kaçan yalan yapırma geldiler. As-Sadik bitti lakabları. Ve hiç kaçan hıyanat kıma geldiler. Al-Amin, işançlı. Razgöy ve işançlı. Bana şu hala Kureyş'in Peygamberimizin kendi ekenliğine birekken bahası. 35 yaşlık Muhammed Mustafa s.a.v. geldiler. O kişiye s.a.v. kavm böyle kazı yiyesine açtı. Bana yani Muhammed Aleyhisselam'ı kendi bir hikmet bilen kazılı ekenliğe güvah buluyorduk. Aytamiz, Peygamber s.a.v. hayatı bizge başdan ahir geçe ibret. Ortada Kureyş'te birliği ya ki Kureyş'te kırılıp geçtiği durumda. Bitti doğru hüküm bilen, hikmetli yeçim bilen bu müşküle halkalı nerede birliği kaladı? Ya ki birbirini kırıp taşıydı. 35'ge kirgenler şöyle de. Eğer şüngü hoşagen bizge yeçimle kabul kılış masuliyeti yelkemizge taşap koysa ne mi derdik? Koyuları, koyular, bu kaptalar durup diyor. Çünkü masuliyetli iş. Nebi s.a.v. hikmet egesi bu yanlar. Peygamber s.a.v. ularını bana şu sözlerini yeşkenlerden keyin redalarını yeşkilerine koydular. Hacer al-Asvat'ın kollarını alıp koyup her bitti uruk başıdan keliyle bitti dendi.
Bittadan qabila urug' boshlari kelishdi, tonni chekasidan ushladi, ko'taringlar dedilar Nabiy sollallohu alayhi vasallam. Ko'tarishdi, Hajar al-Asvad qo'yiladigan joygacha urug' boshlari olib kelgandan keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam muborak qo'llar bilan shunday olib Ka'bani ichiga joylashtirib qo'ydi Hajar al-Asvad. Shu bilan hamma rozi bo'ldi. Chunki bu toshni qo'yishning sharafiga butun urug', butun qabila, butun Quraysh qatnashdi. Shu hikmatli ishi bilan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Quraysh o'rtasidagi qirg'in barot urushda oldin olganlar. Bu Nabiy sollallohu alayhi vasallam 35 yoshda bo'lgan edi. Endi Ka'batullohni shakliga kelsak. Quraysh Ka'bani ta'mir qilganlarida Ibrohim alayhisalom qurgan qavoiflardan qisqartirib qurib qo'yishdi. Ka'ba chola qurilib qoldi. Halol mablag'da ozligidan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hijratning 8-yilida Makkani fath qildilar. 13 yil sahobalarga dushmanlik qilgan, ularni azoblab o'ldirgan Qurayshning ustidan payg'ambarimiz g'olib bo'lib keldilar. Ularni hammalarini yig'ib turib Qurayshni, "Men endi sizlarni nima qilaman bilasizlarmi?" dedi. Haqli intiqom egasi. Qasos olsa haqqi bor. Quraysh o'zini o'tkazgan zulmini juda yaxshi biladi. Shunda Ahun Karim Ibn Ahim Karim, Karim birodarimizni Karim farzandisiz deganlar deyishganida Nabiy sollallohu alayhi vasallam fantumut tuloqo ozodsizlar dedilar. Shu bilan Qurayshni qalbini ulfat qildilar o'ziga. Qo'liga kuch kirganida. So'ngra chola qurilgan Ka'batullohga qarab turib Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Ey Oyisha, qavming johiliyatdan yangi chiqqan bo'lmaganlarida Baytullohni buzishlarini buyurgan bo'lar edi. Keyin undan chiqarib yuborganlari qismini ham qo'shib qayta qurgan va sharq tomondan ham bir eshik, g'arb tomondan ham bir eshik qilib, ularni Ibrohim alayhisalomning poydevorigacha pastlatib qo'ygan bo'lar edim", dedilar. Agar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytayaptilarki, agar qavmingiz Quraysh kecha yaqin islomga kirdi, johillikdan endi chiqdi. Agar meni to'g'ri tushunishganida, fitnaga sabab bo'lmaganida Ka'bani buzib turib, bobom Ibrohim qurganda ham qurgan bo'lar edi. Lekin qavmingiz noto'g'ri tushunganligini rioya qilganligim uchun cholaligicha qoldirib qo'yapman, deyaptilar. Aytinglar-chi, agar shunday qissa payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shunday qissalar, kim ma'lumot qila olardi? Axir uzot Allohdan vahiy olib turgan payg'ambar bo'lib turib, la yan tuqanil hawa in huwa illa wahyu yuha bo'lgan, havodan gapirmaydigan, har bitta gapi vahiy bo'lgan payg'ambarimizni kim ma'lumot qila olardi? Hech kim ma'lumot qila olmaydigan holat bo'lsa ham, payg'ambarimiz qavmini rioya qilyapti. Musulmonlarda qiblasi bo'lgan Ka'ba chola qolib ketsa ham mayli, faqat fitna bo'lmasin. Fitna bo'lmasa musulmonlar bir tursin, g'alva chiqmasin, deyaptilar Nabiy sollallohu alayhi vasallam. Hozirgi kunda kuzataylik-da. Bitta nafl ibodatni ushlab turib, oilasida janjal qilayotgan ukalarimiz bor. Masjid ichida fitnaga sabab bo'ladigan oqsoqollarimiz, yoshlarimiz, kattalarimiz bor. U nafl ibodatni qilmasa gunohkor bo'lmaydi inson. Lekin shu nafl ibodatni qilaman deb, qavmda o'rtasidagi birlikka putur yetkazayotgan, musulmonlarda birligiga fitna solayotgan kishi gunohkor bo'ladi. Ibrat olaylik. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdek zot qavmda rioyasini qilyaptilar. Chunki yangi kelgan islomga mana shu bo'yicha qolib tursin, deyaptilar Nabiy sollallohu alayhi vasallam. Tushunarlimi? Yoshlar ko'proq. Ikkita hadisni o'qib olamiz, sharhini o'qimaganmiz, ustozlardan so'ramaymiz, manaqa hadis bor, bu munofiq. Manaqa hadisi bor, bu fosiq. Birodar, ana shu hadisni sharhini o'qing. Yo'q. O'qimaydi. O'qishlik mehnatda. Yaxshi eshitib olganini gapiradi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdek zot qavmni islomga yangi kirganligini, ularni ilmsizligini rioya qilyaptilar. Shuning uchun ota-onamiz tushunmayotgan bo'lsa, ba'zi bir sunnat amallarni qirqishmaslik kerak ular bilan. Biz o'zimiz qanaqa edik 5 yil, 6 yil yoki 10 yil burun? Bizga ham sabr qilishdi, shunchalik bo'lib qoldik. Endi biz ham shunday sabr qilaylik orqadagilarga. Ba'zi nafil bo'lgan ibodatlar deb turib, oilalar buzilib ketayotganligini eshitamiz. Ota-onasi norozi bo'lsa ham chiqib ketayotganligini eshitamiz. Qiyomatda gaplashamiz siz bilan, deyapti. Meni bu yo'ldan qaytarganingiz uchun, deydi. Farz bilan harom bo'lgan ishda bu birov bilan kelishilmaydi. Aro harommi, harom, tamom. Namoz farzmi, farz, tamom. Bu kelishilmaydi. Nafil ibodatlarda ozgina odamlarni rioya qilish kerak ekan. Ka'batullohni birinchi bo'lib Ibrohim alayhisalom qurgan. Ba'zi rivoyatlarda, zaif rivoyatlarda ta'kidlab aytamiz shuni,
İbrahim Aleyhisselam'dan avval ham Kabe bor bo'lgan. Uni odam yoki Shis alayhissalomlar barpo qilishgan deyshadi. Vallohu alam. Lekin bizga yetib kelgan sahih ma'lumot birinchisi Ibrohim alayhissalom qilgan. İkincisi, mana aytdik, Quraysh payg'ambar sollallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lmasdan turib ta'mir qilgan hozirgi holati. Uchinchi bor yana bino qilingan. Ka'batulloh podshoh Yazid ibn Muaviya davrida uning lashkarlari tomonidan qattiq shikast yegan edi. Ya'ni Hijratning 36 yilida Abdulloh ibn Zubayrni Makkaga qamal qilib, manjaniqlar bilan Makkani toshbo'ron qilishgan edi. Shunda Ka'batullohga ham toshlar tegib, devorlarini yangilashlikka hojat tug'ilgan. Shundan keyin Abdulloh ibn Zubayr odamlarni hajga kelishlarini kutib, ular to'planganlaridan keyin maslahat so'radi. Ey insonlar, menga maslahat beringlar. Ka'bani butunlay buzib tashlab turib, boshqatdan quraymi? Yoki shikastlangan joyini ta'mir qilaylik. Shunda Ibn Abbos roziyallohu anhu aytdilarki, fikrimcha vayron bo'lgan joylarni tuzatganingiz va insonlarni islomga kirishlariga guvoh bo'lgan Ka'bani toshlarini jildirmasdan o'rnida qo'yganingiz yaxshi bo'lsa kerak dedi. Ibn Zubayr aytdilarki, agar bittalarda uylariga o't ketib, uylariga talofat yetsa, to'liq uyini ta'mir qilmagunicha ko'ni o'rniga tushmaydimi? Nimaga endi Robbimiz uyini cholaligacha qoldiramiz dedi. So'ngra aytdiki, men Alloh taolaga istixora qilib 3 kun namoz o'qiyman, keyin bir ish qilaman dedi. 3 kun istixora qildi, so'ngra 4-chi kun chiqib, Ka'batullohni yer bilan tep-tekis qilib buzdi. Yerga tekislaganidan keyin atrofiga ustunlarni o'rnatib turib, parda bilan to'sdi. Hamda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam 35 yoshida hijr bo'lib qolgan, Ka'baga kirmay qolgan maydonini ham qo'shib Ibrohim alayhisalom qurgan shaklga keltirib, g'arbdan va sharqdan bittadan eshik ochib qo'ydi. Xuddi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlaridek. Chunki Ibn Zubayrda bu o'rindagi mavqifi payg'ambarimiz o'sha davrda Makkaliklarni islomga yangi kirganligi uchun shunaqa qilgan edilar. Endi hozir odamlar tushunib qoldi degan mavqifidir. Demek Ibrohim alayhisalom qurgan shaklga keldi. Bu uchinchi bino bo'lishi. To'rtinchi marta bino bo'linishi, mana to'rt martasini aytyapmiz. Abdulloh ibn Zubayr vafot qilganidan keyin Imom Muslim rivoyat qiladilar. Ibn Zubayr o'ldirilgach, Hajjoj bu xabarni Abdul Malik ibn Marvonga yetkazdi. Hamda Zubayr tomonidan Baytulloh binosiga o'zgartirishlar kiritilganini ham bildirib o'tadi. Bunda Abdul Malik ibn Marvon javob xatini yozib aytar ekanki, biz Ibn Zubayrni ahmoqona ishlaridan bezormiz. Baytullohni avvalgi holiga keltirgin. O'sha Abdulloh ibn Zubayr qo'shgan 6 zironi chiqarib tashla. Yangi ochgan eshigini o'rnini bekitib tashlagin. Hajjoj buyruqni bajardi. Ka'ba siz bilan biz ko'rib turgan hozirgi shaklga qaytib keldi. Keyinroq Harun al-Rashid davrida u kishi Ka'bani buzib Zubayr qurgandek qaytarmoqchi bo'ldi. Chunki payg'ambarimiz, yana qaytarib aytamiz, Quraysh yangi islomga kirganligi uchun chola qoldirgandilar. Endi hozir qilsak bo'laveradi deb Harun al-Rashid yana buzmoqchi bo'lganida Malik ibn Anas rahimahulloh aytadi, Xudo haqqi, ey Amir al-Mu'minin, o'zingizdan keyingi podshohlarga Ka'batullohni o'yinchoq qilib bermang. Chunki har birta kelgan podshoh ko'niga qarab turib, xohishiga qarab turib Ka'bani xohlaganda qilib buzib o'ynavermasin dedi. Shu bilan Harun al-Rashid uzotni so'zini oldi. Ka'ba siz bilan biz hozir ko'rib turgan holatiga kelib to'xtadi. Shunday qilib Ka'ba 4 bor isloq qilinganligi ixtilofsiz aniq. Vallohu a'lam. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.